Sevgili öğrenciler, bu hafta sulu boya çalışması yapacağız. Ama öncelikle bir kalıp hazırlayacağız ve şablon kalıbımızla bir sulu boya çalışması yapacağız. Hazırlayacağınız şablon kağıdını biraz kalın olmasını tercih ederseniz daha faydalı olacaktır. Sulu boya olduğu için yıpranma ihtimali var. Bir kuş çizeceğim. İlk etkinliğimiz bir kuş olacak. Dalda bir kuş. Şablon şekilde kuşumuzu çizdik ve üstünde durduğu bir dalda yapabiliriz hatta. Sonra kesiyoruz. Kestikten sonra resim kağıdımızı alıyoruz ve kağıdın üzerine şablonumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonra sulu boyamızla da renklendirmeye başlıyoruz. Nemlendiriyoruz. Daha sonra renklendirmeye başlıyoruz. Daha sıcak renkler, sarı ve tonlarıyla. Bunu yaparken renk geçiş fonlaması yapabiliriz. Biraz sonbahar renkleri gibi yeşiller de ekleyebiliriz resmimize. Son derece rahatlıkla çalışabileceğimiz bir teknik şablonla hem de çok güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Şimdi biraz maviler ve morlara doğru geçiş yapacağım. Ama daha sonra.
daha açık tonlarda olacak bu geçişler. Ve çalışmamız tamamlanacak. Bir tane de fil yapacağız. Bir de vahşi bir hayvan olsun. Siz ne, kedi olabilir, köpek olabilir, kurt olabilir, şablon olarak kullanacağınız bir kalıp da gayet keyifli bir şekilde çalışma yapabilirsiniz. Ben biraz dal kısmına ufak eklemeler yapmayı düşünüyorum. Ağaç üstünde oldu. Çok belli olmadı çünkü. Etrafta kesiliyormuş gibi bir görüntü var. Sonra da çalışmayı tekrar boyuyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz.